Merhaba kıymetli arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Herkes kanalımı bekliyorum. Daha genç kitleye seslenmek için. Survivor All-Star 2024'ü konuşacağız. Çok önemli gelişmeler ve ayrıntılar var. Nagihan'dan çok önemli iddialı sözler. Evet, Nagihan özellikle kırmızı takımın en iddialı oyuncularından biri. Bunu kabul edelim ama gergin konsey sonunda biraz yine iddialı sözler söylemeye başladı. Özellikle biz o gergin konseyde Aleyna'yla beraber neredeyse yumruk yumruğa gelmesi, özellikle karşı takımdan Sara Begüm'le tartışmaya girmesi, Hakan'la Aslı dalaşına girmesi bu Nagihan'ı hatırlamış. Ama Nagihan'ı kabul edelim arkadaşlar. Güçlü bir karakter, güçlü bir oyuncu. Zaten Acun Bey özellikle olaylı konsey sonrasında Nagihan'la görüştü ve tansiyonu biraz düşürmesini istedi. Ama oynanında eşleşmeler çok önemli arkadaşlar. Hem kadın hem erkek alanında eşleşmeler çok önemli hale geldi. Çünkü oyun parkurları zorlandı. Artık çok güç isteyen, fiziksel güç isteyen oyun parkurları. Efendim söyleyeyim, elenen takım, yani kaybeden takım özellikle potaya bir kişi yazılıyor. Bu da önemli arkadaşlar. O yüzden ben kırmızı takımda gruplaşmanın olacağını düşünmüyorum. Özellikle Özgür olsun, Ersin olsun, Bozok olsun, yani Yunus Emre olsun. Yani şu an dengeler eşit ama yeni gelen oyuncular, ben özellikle kırmızı takıma güç kattığını düşünüyorum. Hilmi Can, Seyma olsun, Avatar Atakan olsun, gerçekten Survivor'a renk katarlar ama Nagihan'dan önemli olaylı sözler devam edecek. Peki Alena ile Nagihan arasında polemik devam eder mi? Yine uzun süre devam eder. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar, Alena gibi, Merve gibi güçlü oyuncular son eleme turlarına kalacak oyuncular ama dediğim gibi eşleşme anlamında Nagihan'ın fikri de çok önemli. Çünkü mavi takımdaki tüm güç dengelerini az çok biliyor arkadaşlar. O yüzden Nagihan'ın bomba sözleri mavi takımda nasıl yankılanır, bunu hep beraber izleyeceğiz. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Mavi takımda önemli gelişmeler var. Hakan'la Begüm neden tartıştı? Baktığımız zaman Yasin'le özellikle Ogedey, Yaman, Poylaz ağız dalaşına giriyor. Çünkü Poyraz'la Yunus Yemi şu an en agresif oyuncular. Tansiyonun mutlaka düşmesi gerektiğini düşünüyorum.